Hocam bu boykot da belki başka bir vesile olacak. Şöyle ki bizim gençlerimiz açısından farklı bir ufka yol açabilir. Şu manada söylüyorum. Biz boykot ettiğimiz o ürünler dünyanın en kaliteli ürünlerinden biri vesaire. Bize o şekilde empoze evet, ediliyor. Öyle söyleyeyim. Ancak bir gencimize de çıkıp der ki ben öyle bir ürün üreteceğim ki öyle bir marka oluşturacağım ki hem yerli olacak hem milli olacak. Ve uluslararası alanda tanınır hale gelecek. Bu da başka bir kapı vesilesi. Kes, kesinlikle onlar da var kıymetli kardeşim. Hani bundan 10-15 sene önce hakikaten bazı ürünlere mahkumduk. Hani bugün gençlerin kahve diyoruz. Ee, ben de kahveyi yani yorgunluk seminer fitre kahveyi severim gençler. Ya ama e, o markadan da içmişliğim bazı efendim Allah affetsin yer yer zaman zaman işte gençler falan filan ikram ediyorlardı. Ama filtre kahve evde kızımın yaptığı filtre kahvenin tadını ben hiçbir kahvecide bulamadım. Yani yaparsınız evet. siz kendiniz filtre kahve gidip de 70-80 liralık kahveyi 5 liraya 10 liraya mal edeceksiniz. Allah canınızı almasın alın koca termoslarınızı günde 2 tane mi 3 tane mi içeceksin 5 litre mi içeceksin yap kardeşim. Şu an o anlamda da elhamdülillah çok iyi durumdayız. Evet, yani kardeşim. yerli firmalarımız üretiyorlar üretecekler alternatiflerimiz var fazlasıyla var. Bu bakın siyonistlerin canını al yahudilerin canını al ama malını alma onlar için evet. para onlar için dünyalık her şeydir onların kırmızı hani hepimizin bir kırmızı çizgisi vardır ya bu Yahudilerin, Siyonistlerin yaratıldıkları günden beri kırmızı çizgileri, paraları, paraları gittiği anda camları gider. hiçbir şeye yani tehditleriniz, şunlarınız, bunlarınız hiçbir şey onları durdurmaz. Ama ekonomik olarak zarara uğradıkları an geri adım atmaya başlayacakları andır kıymetli kardeşlerim. Bu boykot sadece şu süreçte değil elinde sonunda elbette ki bu zulüm, bu soykırım sona erecek. Ama bizim bu boykot başka şeylere de vesile olması lazım. Artık kendi özümüze dönmemize vesile olmamız lazım. Dayatmalara evet. ama tabii kimsenin hakkına, hukukuna da girmeden onun için ben burada yine gençlerimize güveniyorum. Böyle çılgın fikirler, etkileyici fikirler. Bakın sağ olsun sosyal medyayı çok iyi kullanan birkaç arkadaşımız o kartla ilgili hiç kimsenin gündeminde olmayan Troy kartımızı kendi yerli kartımızı çıkardı. Bir anda milyonlarca insanın geçişiyle beraber milyarlarca lira para Türkiye'nin ekonomisinde kalıyor. Bunun gibi evet. neler var kıymetli kardeşim? Bakın, bunun gibi sizlerin yapacağı, bizim çok büyük paralar harcadığımız ama dikkatimizi çekmeyen, farkında olmadığımız yapacağınız bir sosyal medya. Onun için lütfen sosyal medyada çok güçlü olun. Bizim gençlerimiz sosyal medyada güçlü değil. Bizim gençlerimiz sosyal medyada korkunç zaman harcıyorlar. Başkalarının yaptığı içerikleri izliyorlar. Başkalarının yaptığı oyunları oynuyorlar Başkalarını takip etmekle yetiniyorlar Yani sosyal medyayı doğru kullanın Bilinçlendirme adına kullanın Yönetilen efendim seyreden değil Seyredilen olun Olumlu anlamda tabi keşfe düşmeyin yani <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra kötü şeyler olur Bu, bu anlamda Tabi önemli Gençlerimizin yapacakları evet. O hayalleri yazma noktasında Sevgili kardeşimin de sorusu vardı Oradan gelirken Kıymetli kardeşlerim bu programın belki de hani ne elimizde kalacak dediğinizde şu bölümü ben gönlünüze yer etmesini istiyorum. İşim gereği 23 yıldır profesyonel senede 150-200 seminer veren bir abiniz olarak bir kardeşiniz olarak Türkiye'nin her tarafına giden her kesime konuşan biri olarak bir, yer, bir yerde başarılı bir insan gördüğüm zaman tabii rastgele dünyevi başarıdan bahsetmiyorum vatanına milletine insanlığa da faydalı olmuş bir büyümi görmüş, başarı yakalamış birini gördüğümde ona bir soru sorarım. Başarının neye borçlusun? Şunu gördüm yıllardır. İstisnasız şunu gördüm. Hepsinin hayatının bir döneminde mutlaka birilerinin dizinin dibine diz çökmüşler ve birileri hayatlarına dokunmuş. Mesela iktisat anlamında, ekonomi anlamında başarılı olan büyüklerimize sorduğumda, başarı neye borçlusun kıymetli abim diyorum? Hocam bilmiyor musun diyor. Ben Sabahattin Zaim hocanın talebesiyim diyor. Sen abi ben Mahir İz hocanın talebesiyim. Abi sen hocam ben Nurettin Topçu'nun talebesiyim. Sen hocam ben efendim Üstad Necip Fazıl'la Cemil Meriç'le Mehmet Zahid Kodkur Ahmet Sami Efendi'yle, Ali Haydar Efendi'yle. Bak bakıyorsun. Ben yıllarca gençlere dedim ki gençler, onlar vefat etti. Ama bilin ki yaşıyorlar. O ara 100 tane üniversitede seminerim vardı. Hepsinde dedim gençler, Sezai Karakoç diye bir adam yaşıyor şu an bu ülkede. Evet gençlerle konuşmuyor, gitmiyor, seminer vermiyor, konferans vermiyor. Ama adresi belli. Gidin kardeşim Han'ın kapısında bekleyin, elini öpün, duasını alın. Nazar etse yeter size. Bakın, nazar etse yeter size. Vefatından sonra binlerce genç mesaj attı. Hocam yeah. siz söylüyordunuz ama biz fark etmedik. Rasim Özdenören diye bir adam vardı bu ülkede. Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi. Gençler yok artık biliyor musunuz? Ama hala güzeller var. Mustafa Kutlu yaşıyor. Bakın evet. 12 sene bir radyoda program yaptım. Buraya da konuk olan çok kıymetli büyüğümüz. Saadettin Ökten hocam da yapardı. Bazen böyle genel müdürün odasında programlarımız çakıştığında kayıt zamanında... Onun yanında konuşmanız mümkün değil zaten. Onun bir yarım saat, efendim diye başlayan o muhteşem, gönlü güzel, yüzü güzel, hocamın kullandığı bir yarım saatlik sohbetinde bulununca, size samimiyetimle söylüyorum gençler, eve gidiyordum bir hafta eşime davranışlarım değişiyor. <laughs> Hanım, hayırdır bey sana ne oldu diyor. Kafana saksı mı düştü? Yok diyorum Saadettin Hoca düştü. <laughs> Bakın Hocamızı bir yarım de, saat. Ellerinden öpüyoruz hocam. E, Elimden. El, hürmetle. El Rabbim hayırlı uzun ömürler versin Ağlam. inşallah hocama. Bakın yarım saat sohbetinde bulunmak bile sizin davranışlarınızı etkiliyor. Arkadaşlar bu ülkede deli adam çok. Evet deli, çatlak. <laughs> yani çağırsak buraya ne konuşacağını kimse kestiremez. Eyvallah tasvip etmediğimiz bazı ifadeleri olabilir. Eyvallah benim haddim değil onu da söyleyeyim. Ama inanın bak yemin ediyorum Fransa'nın elinde olsa mumyalarlar kimseyi yanına yaklaştırmazlar. İsmet Özel diye bir adam yaşıyor. Biliyor musunuz bu ülkede ya? Abi yaşıyor ya. Allah evet. ömürler versin. Amin. <laughs> ya var gençler bu insanlar var hala büyük var. 81 il gezdim. Gittim her ilde davet edenlere söylerim. Buranın manevi büyükleri kim? Gidelim kabirlerini ziyaret edelim. Dua edelim. İstifade edelim. Ama ondan sonra dönerim derim ki ya vefat edenleri ziyaret ettik de bu ilde yaşayan Allah dostları yok mu güzel? Ya burada da kimse yok denilen ben bir il görmedim. Her ilde, ilçede gönlü güzel insanlar var kıymetli kardeşim. Peki hocam burada her yerde var. şöyle bir soru. Deşifre ettirmeyin bana burada. <laughs> şöyle bir soru hocam. Bu kardeşlerimizin içinden yahut bizim Gelecek nesillere örnek bir insan olmamız için, yani bu çağa uygun bir rol model olmamız için ne yapmamız gerekiyor? Olanları takip etmek gerekiyor kıymetli kardeşim. Bu rol model, yani şimdi senin söylediğin, e, söylerken söylemesi çok kolay. Evet. E, benim Bir Hayatı Okumak reklam olacak ama Bir Hayatı Okumak diye bir kitabım var. Son altıncı kitabım. Orada ilk... 3 baskısında 16 sonra 8 kişi daha ilavet ettik 24 tane gençlerin hayatına örnek alacak büyüklerin hayatı değil de onların hayatı bugün ne anlatıyor var mesela evet. Yunus Emre'yi hepimiz konuşuyoruz Yunus 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 bin senedir 800 senedir 900 senedir Efendim ya Yunus dediğimiz zaman ümmi biri bir tekkede sabah çıkıyor tam 40 yıl boyunca odun getiriyor herkesin bir görevi var Yunus'un görevi de ormana gidip odun getirmek Ocakta yakılacak, yemek pişecek, kışın yakılacak, insanlar ısınacak. Başka bir görevi var mı? Yok, odun. Ama o ne yapıyor? En güzel odunu buluyor. Bu dergaha yamuk odun olmaz diyor. 40 yıl gençler, 40 yıl ya 40 yıl ipi al, sabah çık ormana git en güzel odunları işini. Tabii burada ayet ne diyor? Allah işini en güzel yapa, şekilde yapanları sever. Evet. İşini en güzel şekilde yapıyor, dergaha odunları getiriyor. 40 yıl. 40. yılın sonunda hocası, üstadı, şeyhi söyle ya Yunus diyor. O an Yunus başlıyor söylemeye. Ne zaman söylüyor? 40 yıl sonra. E bugün örnek olsun dediğim benim genç bir yıl üniversite hazırlanma sabrını gösterebiliyor mu? Bugün benim bir gencim bir müzik aleti çalmak, bir sanatsal faaliyette bu bir hat öğrenmek için, bir dil öğrenmek için bir yıl, iki yıl sabredebiliyor mu? Bugün benim bir gencim üstad olarak kabul ettiği bir hocasının dizinin dibine gidip oturup iki yıl, üç yıl onu takip etmeyi kabul edebiliyor mu? Ya kusura bakma. Hocam illa bizimle kırk yıl mı? Yav sen çok yeteneklisindir. Allah senin kalbindeki yolu, hızlı, keşfini hızlı açacaktır. Sen dört ayda gelirsin. O ayrı bir şey. Ama bu yola girmeye niyetli misin? Sen onu söyle bana. Niyet dedik ya. İslam'da evet. bütün ibadetlerin başında niyet var. Önce niyet etmek lazım. Kars'ın manevi büyüğü Harakani Hazretleri, ben ben de özel bir yeri vardır. Farklı bir muhabbet biliyorum. İstanbul Anadolu'ya biz İslam'ı Ahmet Yesevi'nin getirdiğini zannederiz. Ahmet Yesevi'den 100 yıl önce Harakani Hazretleri getiriyor. Ümmi, okuma yazma bilmeyen biri 12 yıl Bes beslami Hazretleri'nin türbedarlığını yapıyor. 12 yıl. Türbedar. 12 yıl boyunca bir tane duası var gençler bir tane duası var. Her gün gözyaşları içinde hıçkıra hıçkıra. Ya Rabbi burada yatan kuluna verdiğinden bana da ver. Ya ne güzel. Ya Rabbi burada yatan kuluna verdiğinden bana da ver. 12 yıl ümmi türbedar yatan kim? Beyaz Besan. 12. yılın sonunda çok yoğun kar yağan bir kış kabri bulamaz. Çok ağlar, çok üzülür. O an manevi alemde Beyaz Bestami Hazretleri hocalık yapar. Nakşi silsilesinde arkasından gelir. Arada 80-90 yıl vardır ikisinin arasında birbirlerini görmemişlerdir. Ve Anadolu'yu mayalayan kişidir Ebu'l Hasan el Harakani Hazretleri. Kitap okumayı seven gençlere çok güzel bir kitap tavsiyesi olsun. Takip etmenizi ve diğer kitaplarınızı, kitaplarını da okumanızı isterim. Sadık an abinin Cam ve Elmas diye bir kitabı var. TRT'de belgesel programı için Kars'a gittiğinde Harakani Hazretleri'nin maneviyatıyla tanışır. Bambaşka bir hikayedir. Çok güzel bir hikayedir. Okumanızı tavsiye ederim. 12 yıl ya üstadım ya. Var mı öyle bir duamız? En ufak bir sorunla karşılaşınca hemen yamulmuyor muyuz? Dil öğrenmeye evet. başladığımızda küçük bir zorluk. Neyse iki, iki dil iki insan hele bir insan olalım da kalsın demeye başlamıyor muyuz kıymetli kardeşler? Uykusuz geceleri kim katlanabiliyor? Lütfen söyleyelim. Hemen geliyorlar bazı... Genel. Hocam ben işte falanca psikoloji falan yanınızda asistan. Eyvallah. Üç, beş, sekiz seminere gidiyoruz. 6 ay sonra, 3 ay sonra. Hocam sizin anlattıklarınızı ben de biliyorum. Daha fazla devam etmemize gerek yok. Çırak olmadan herkes usta olacak. Üstadım. Evet. Kimse kusura bakmasın. Haz ve hızça diyorlar hocam. Kimsenin tahammülü kalmamış evet. birbirine. Hatta birbirini dinlemeye. Bırakın bir şey seyrederken dahi. O dakikaya tahammül yok. Hemen hızlı bir şekilde çarpı 2 ile seyredelim bitsin. Hasan Basri kardeşim 20. yılında Yunus'un 20. yılında şeyhi diyor ki Yunus hala dünya kokuyorsun diyor. Hala dünya kokuyorsun diyor. Kime diyor? Yunus'a diyor ya. <laughs> bu iş kolay mı ya? Ben üstad olayım. Adımı tarih yazsın. Unutulmazlar arasına gireyim. Ama sıradan bir hayat yaşayayım. Ama bak sıradan bir hayat yaşayayım. Ya evet. Sezai Karakoç bir bak hayatına çilesini bir gör. Necip Fazıl çilesini bir gör. Nurettin Topçu bir bak nasıl bir adam, neden onu unutmuyor? Bin sene geçmesine rağmen biz neden unutmuyoruz bu güzel insanları? Nice Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ni niye unutmuyoruz? Erzurum'un bir kasabasında dünyaya gelmiş, Siirt'in Tillo beldesinde, kasabasında, ilçesinde şu an defnedilmiş bir insanı biz niye unutmuyoruz ya? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hala marifetnamesiyle gönlümüzde kazınmasının sebebi ne? Bu insanları hala gönlümüze nakşeden ne?